بالله من الشيطان الرجيم بسم خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة النخل ذات الاكمام والحق ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الج. فباي الاء ربكما تكذبان البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Sevgili dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geceniz, gecemiz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Cuma'mız mübarek olsun. Tekraren Cuma'ya doğru programıyla Diyanet TV ekranlarında sizlerle beraberiz. Yine her zamanki olduğu gibi bu gecede Cam stüdyomuzdan Diyanet İşleri Başkanlığımızın hemen yanı ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin hemen yanından sizlere seslenmeye devam ediyoruz efendim. Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı Keçiören Amine Hatunlar Camii Müezzin Kayyım'ı Fatih Şen hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, Allah razı olsun. Bugün, daha doğrusu bu gece büyüklerimizi konuşacağız. Büyüklerimize olan saygı, sevgi, hürmet, muhabbet anamıza, babamıza saygı, sevgi, muhabbet, dinimizdeki yeri, konumu nedir? Onları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Efendim İstanbul Bakırköy müftümüz Muhammed Ali Özer hocam bizlerle beraber olacak. Biz programı yaparken sizlerden de kısa mesajlarınızı almaya devam edeceğiz. Kısa mesajlarınızı 0535 018 17 47 0535 0 18 17 47 numaralı hattımıza kısa olarak mesajlarınızı iletirseniz program boyunca okumaya çalışacağız. Tabii ki arada da ilahilerimiz olacak. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Nasılsınız? Çok şükür siz nasılsınız? Elhamdülillah İyisiniz. değerli hocam. İstanbul'dan selam edin. getirdik. Ve aleyküm selam <laughs> evet. ve rahmetullah. Biz de buradan e, ekranları başında hem İstanbul'da hem ülkemizin çeşitli yerlerinden hatta dünyanın çeşitli yerlerinden bizleri izleyen herkese hocamın da benim de biz de buradan selamlarımızı iletiyoruz değerli hocam. Ee, neler yapıyorsunuz İstanbul'da hocam Bakırköy'de Bakırköy, müftülük köy, olarak Bakır öyle başlasak kısaca. Tabii ki, sağ olun. Ee, şimdi İstanbul başlı başına zaten farklı bir yer evet. hepimizin malumu. Büyük bir e, ilimiz. Ayrıca her ilçenin kendine has özellikleri var. Bakırköy'ün de yine kendine has özellikleri var. Bu manada bizler Bakırköy müftülüğü olarak özellikle gençlerimiz konusunda ayrıca bu 4-6 yaş kuran kursları dediğimiz çocuklarımıza yönelik okul öncesi eğitimler manasında çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve bu çerçevede camilerimizde çok beklediğimizin çok çok üstünde bir ilgi gördüm ben. Yani e öyle anladım. bir durum da var. Bakırköy kendine has bir özelliği var. Şöyle nüfus olarak Fatih Hocam, normal şartlarda orada mukim olan kalan kişiler yani oturan Bakırköy'de kalanlar 230 bin civarında. Kaymakamlık verilerinden söylüyorum ama günlük sirkülasyonun 1 milyon 200-300 olduğu söyleniyor. Yani büyük bir ilçe ve sirkülasyonu çok fazla bir ilçe. Özellikle gündüz nüfusu çok fazla. Tabi bu manada camilerimiz, camilerimiz de doluyor, taşıyor. Doluyor. Bu yönüyle herhalde. çok hoşumuza gidiyor. Bakırköy'ü ee, Bakırköy bu manada düşünebiliriz. Ramazanda da bayağı bir etkinlikler <laughs> etkinliklerimiz oldu. etkinliklerimiz devam etti. Ee, Aynı. Buum bir şekilde. olduğu gibi. Evet, Elhamdülillah oldu. hayırlısıyla tamamladık diyoruz. Çok şükür. Değerli hocam, bugün büyüklerimizi konuşacağız. Milli ve manevi dünyamızdaki değerlerimiz, ihtiyar deniyor, yaşlı deniyor. Biz büyük diyoruz, büyüklerimiz. Evet. Büyüklerimizin dinimizdeki konumuyla başlasak sonra zuhurat neyi gösterirse devam edelim Tabii ki derim hocam. Öncelikle evet, akşam, bu akşamın hürmetine Cuma'mız hepimizin mübarek olsun diye başlayalım sözlerimize. Sizlere de teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Rabbim inşallah konuşacağımız konular konuları hayra vesile kılsın. Amin inşallah. Büyüklerimiz hepimiz için değerli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de ayrıca değer verdiği ve birçok hadis i şerifte kendilerinden bahsettiği bir değerimiz. Ama şöyle ben şöyle bir baktığım zaman özellikle hadis-i şerifler, ayeti kerimeler bu çerçevede baktığımız zaman e, muhatap bu manadaki muhatap daha çok aslında bizleriz. Yani gençler diyebilirsiniz, orta yaşlılar doğru, diyebilirsiniz. Doğru, evet. e, mesela hadis-i şeriflerden bir tanesi Peygamber Efendimiz çok hepimizin bildiği aslında halkımız tarafından da bilinen e, işte beli bükülmüş ihtiyarlar olmasa emzikli bebekler olmasa, işte otlayan hayvanlar olmasa üzerinize belalar sağanak sağanak yağardı buyuruyor evet, evet. Resulullah. Ama kime hitap ediyor? İhtiyara değil. Herkese. <laughs> Bebeğe evet. de değil. Canlıya da değil. O zaman kime? Bizlere. Yani e, ben diyorum ki büyük deyince sadece işte belli bir yaş şimdi Türkiye ortalamasında yaşlı 65 yaş üzeri sayılıyor ama e, bu şekilde değil de sanki şöyle algılamak nasıl olur? E, bizden büyük manasında yani var olan kişi açısından ister genç olsun, ister orta yaşlı olsun ama kendisinden büyük olana saygı gösterme e, noktasında herhalde değerlendirilmesi gereken bir konudan bahsediyoruz. Evet, evet tam da öyle hocam. Çünkü e, Peygamber Efendimiz de ifade ediyor büyüklere gösterilen saygının bereket kaynağı olduğuyla ilgili birçok hadis-i şerif var. Ee, buradan baktığımız zaman Resulullah'ın bu ifadelerinden baktığımız zaman biz e, kendimizden daha büyük olan bir e, kişiye, bu anne olabilir, baba olabilir, farklı işte amca olur, teyze olur önemli değil. Kadın erkek farklı e, şekilde olabilir. Ama onların saygıya değer olduğunu ve Peygamber Efendimizin de bu manada bizim örneğimiz Resulullah çünkü e, Peygamber Efendimizin de onlara değer verdiğinin bilinciyle aslında toplumda e, mevcut olan bazı olumsuz davranışları ta çocuklardan başlayarak aşağıdan başlayarak gençler üzerinde herhalde oluşturmamız, yeni bir anlayış oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok, hocam. çok, çok yani değerli. Evet. Öbür türlü <laughs> çok değerli bir şey. Değerli evet. hocam. Evet. Yani şimdi şöyle düşünüyoruz. Biz 4-6 yaşta ki ya, 4-6 yaş <laughs> kurslarımızın önemi bizim açımızdan hem İşleri başkanlığımız açısından hem de il ve ilçe müftülükleri açısından bakıldığında bizim hem dini değerlerimiz hem ahlaki değerlerimizin bir çoğunu çocuk yaşta 4 yaşından başlayarak 5 yaş ve 6 yaş okul öncesinde bu çocuklara öğretiyoruz. Hocalarımız maşallah çok gayretli. Özellikle Kur'an kursu bu bahsettiğimiz e, hocalarımız çok gayretli. E, sabırlı. Zor bir şeyden bahsediyoruz aslında. Fatih hocam hakikaten o yaştaki çocuklarla ilgilenmek ve onları belli bir seviyede eğitmek ve onlardan geleceğe yönelik hayırlı insan hedefine doğru hareket edebilmek ve bunun için de sabır göstermek kolay bir iş değil. Bu doğru, doğru. arkadaşlarımız sağ olsunlar çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı öğretiyorlar. Zaten Peygamber Efendimiz'in e, meşhur hadis-i şerifi yine e, küçüklerimize merhamet göstermeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir birkaç konuda bizden değildir ifadesi var Resulullah'ın. Mesela menqaşena feleysa minna kim bizi aldatırsa bizden değildir. Bu manada çok böyle fazlaca bizden değildir ibaresi yok diyor. Yok. Evet. Ama birkaç yerde önemine binaen. Evet. Ee, işte aldatmak toplumsal açıdan bakıldığı zaman çok önemli. Aldatmamak lazım. Çizgiyi çok net çizmiş Başı, Peygamberimiz. Kul hakkı diyoruz kul hakkından hepimiz korkuyoruz. Adı kul hakkı olunca korkuyoruz ama iş aldatmaya gelince birçok alanda çok rahat hareket edebiliyoruz. Bunun gibi birkaç konu var. Bizden değildir dediği Resulullah'ın yani Müslüman değildir manasına değil de tam algılayamamıştır. Evet. İslam'ı, imanı biraz daha tam, dikkat, dikkat etmesi gerekir. Yani içselleştirememiştir manasına. Yoksa bizden değildir deyince bazıları şöyle anlamaz, anlaşılmasın diye söylüyorum. Müslüman değildir Müslüman gibi değildir değildir değil. Müslüman değildir diye işi çizgiyi çekip geçiyor. Öyle değil. Tamamen İslam'ın İslam'a nasıl girilirse malum e, o şekilde çıkılır. Yani buradan e, inkar etmediği sürece Müslüman, Müslümandır. Ama e, bu yönüyle bakıldığı zaman küçüklerimize merhamet merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir diyor. Aslında kastı ne? Bizi anlamamış demektir. Halbuki ayet-i kerime ne diyordu? Lekad kenzenz billah lekad kane fi resulullahin. Lekad kenleküm fi resulullahin üsvetün hasene. En güzel örnekler var. Malum e, Hazreti Ebu Bekir'in babası Mekke'nin fethi esnasında Müslüman oluyor. Müslüman olması hadisesi farklı bir e, hadise. Peygamber Efendimiz'e Mekke'nin fethi bittikten sonra işte orada bulunanların bir kısmı Müslüman olunca Hazreti Ebu Bekir de babasını hatırlıyor ve gidiyor eve babasını getiriyor. Babası yaşlanmış, baya baya yaşlanmış. Peygamber Efendimiz görüyor, ee, diyor ki Allah hani deriz Allah iyiliğini versin. Yani niye getirdin ihtiyarı buraya kadar buyuruyor. Biz onun ayağına giderdik. Ha. Şimdi biz onun biz onun ayağına giderdik. ifadesi bizim için önemli. Hazreti Ebubekir'in e, oradaki cevabı da çok önemli. E, buyuruyor ki biz sizin onun ayağına gitmenizden onun sizin ayağını, ayağınıza gelmesi daha hayırlıdır buyuruyor. Rivayetler farklı. Bu konuyla ilak, e, alakalı bazı farklı rivayetler var ama temel mesele Peygamber Efendimiz'in ihtiyar diye e, ifade ettiği e, Ebu Kuhafe'ye gösterdiği aslında saygı. Ya evet. Aslında insana saygı insanın sadece gencine değil, yani şimdi e, bir akım çıkmış, sizce de malumdur, eycizim diye bir e, akım çıkmış, e, işte yaşlı ayrımı, yaşlılara yönelik bir ayırım, e, olumsuz manada bir ayırım. Bakıyorsunuz işte birçok konuda gençlerden, yani sizin ne işiniz vardı tarzında görüyoruz bununla ilgili makaleler hazırlanmış, işte bunun olmaması gerektiği hakkında bazı yorumlar yapılıyor. Yaşlılara saygı gösterilmesi gerektiği ile ilgili işte paneller düzenleniyor veyahut da çalışmalar yapılıyor üniversitelerde. Fakat İslam ta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği Mekke'nin fethinden itibaren ve devamında büyüklerimize göstermemiz gereken saygının ne olduğunu aslında evet, çok açık bir şekilde net bir şekilde gösteriyor. Bize gösteriyor. Biraz evvel kul hakkından bahsettiniz. Tabii e, Müslümanlar için Rabbimizin bir hakkı var. Tabii ki. Ee, biz Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki Rabbimizin hakkından sonra hemen anne baba hakkı devreye giriyor. Dolayısıyla büyüklerimizin hakkı Bundan ne anlamamız gerekiyor değerli hocam? Yani e, dinimizdeki konumu nedir? Büyüklerin hakkı konumu nedir? Belki ana baba e, özelinden söyleyeceksiniz ama buyursunlar. Neler söylemek istersiniz? Hocam e, malum eee büyüklerin hakkı deyince zaten hakkı deyince bir yandan hak kocam da aklıma geliyor benim. <laughs> evet. Evet. Ee, büyüklerin hakkı deyince zaten ilk etapta anne baba hakkı akla da geliyor. Değil mi? Önce o tabii. Önce o geliyor. Evet. Yani her insan bir annenin, bir babanın evladıdır. Ee, Doğru. oradan başlıyor. Evet, Temelde oradan, oradan başlıyor. başlıyor. Ee, malum ayet-i kerimelerde de ifade ediliyor işte gerektiği gerektiğiyle ilgili. Hatta ve rabbuke ta'budu illa iyyahu ve bil diyor. Yani Allah bir hüküm veriyor. Ve kaza rabbuke aslında bir hüküm verdi. Ve bu hüküm içerisinde birinci öncelik şirk değil mi? Yani e, Allah'tan başkasına Allah. başkasına ibadet etmemek ama hemen peşi sıra. Hemen peşi sıra anne Öyle babaya değil. iyilik var ve devamında ayetin devamında da anne babaya iyilikle beraber ondan sıkılmamak, ondan uzaklaşmamak, öf bile de en basit. Daha rahmet kanatlarını devamında da evet. rahmet kanatlarını aç diye devam ediyor ayet-i kerime. Yani öf bile demek aslında e, ifade olarak bakıldığı zaman veyahut da bir hareket olarak düşünüldüğü zaman belki en basiti Allah ona bile razı değil. Ee, böyle olunca Biz büyüklerimizden başlarken Sadece dışarıdaki Bizimle ilgisi olmayanlar değil Aynı zamanda Anne babamızla da herhalde e, Anne baba yönüyle de Bakmamız gerekiyor evet. ve e, Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetinin Merhametinin e, Babanın Diyor orada ama e, Geçen ifadeyle ee, ama aynı zamanda annenin Allah'ın rahmetinin, annenin ve babanın memnuniyetinde Allah Allah. Evet. kızgınlığının da Allah, Allah korusun. Allah evet, evet. Allah, yani Allah muhafaza. Yaşatmasın, Allah muhafaza. Onun da anne babanın e, kızmasında gizli olduğunu ifade ediyor. Şimdi Bunu bu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Topluma, yani bu yönüyle evet. bakıldığı zaman anne baba hakkı nedir? Aslında her anne baba e, gerekli saygıyı görmüş olsa tersinden her anne baba da evladına aynı şekilde gerekli özeni gösterse toplumun birçok sorunu çözülür. Çözülüyor. Şimdi biz malum e, bu çalışmalar esnasında farklı kesimlerle de diyalog kuruyoruz. E, biz bizde işte bazı dezavantajlı gruplar var. Müftülüklerimizin ilgilendiği bazı dezavantajlı gruplar var. O gruplarda işte engellilerimiz var. Engelli koordinatörlüğümüz var. Hastanelerde manevi rehberlerimiz var. Birçok alanda çok şükür Diyanet İşleri Başkanlığımız son dönemde birçok alanda hizmet veriyor. Evet. Bu e, esnada şunu görüyoruz hocam. E, özellikle olumsuz davranışlar olan gençlerin Annesi babası yaşıyor olsa bile Olumsuz davranışları olan Bunu her şekilde anlayabiliriz evet. ee, Gençlerimizin Şöyle geriye doğru Bir araştırması yapıldığında Anne ve baba eğitimi açısından Yeterli özenin gösterilmediğini görüyoruz Ya birbirinden ayrılmışlar Ya da farklı anlayışları olmuş Ve bu çocuklar bunlardan Etkileniyor Ve onu biz bizzat orada görüyoruz. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman anne baba hakkı var ama anne babanın da çocukların da anne babada hakkı var. Tersinden düşünmemiz gerekiyor. Mesela meşhur örnek e, cennet e, annelerin ayağının altındadır. E, hadis-i şerifi çerçevesinde düşünüldüğünde bizler mutlaka bu hadis-i şerifi ee, anlıyor, anlatıyor ve bunu da yaşamaya İnsanlığa gayret ediyoruz. Ama e, annenin hiçbir görevi yok mu? Anne evladına özen göstermemeli mi? Yani evlat özen göstermeli ama anne göstermemeli mi? Anadolu'da bazen e, siz de bilirsiniz, hemen çok kısa yoldan. Sütümü helal etmem derler, evet. anneler kızdığı zaman hemen <laughs> bu kolay bir söz değil aslında. Yani karşılığı da zor, çocuk açısından da, evlat açısından da zor bir durum. Sütümü helal etmem cümlesini kolayca bizim annelerimiz kurmamalı, kurmamalı. Ee, aynı şekilde evlatlar da e, annesine ve babasına gerekli saygıyı, özeni göstermeli diye Değerli istiyorum. hocam devam edeceğiz ama bir kısa bir ara vereceğiz. Daha doğrusu ara derken bir ilahi arası ama sevgili izleyicilerimiz bizlere mesajlar göndermeye başlamışlar bile. Etiyopya'dan Etiyopya Dinizmetleri Müşavirimiz e, Değerli Yaşar Hocam da mesaj atmış sizleri izliyorum diye. Etiyopya'ya Yaşar Hocam'a, Yaşar Çuvardar Hocam'a selam gönderiyoruz. Norveç'e selam gönderiyoruz. Fatih Özer, değerli hocamın kardeşi, e, müşavir. Müşavir, e, evet. Norveç müşavirimize selam gönderiyoruz. Tabii hakk Hocam'a selam gönderiyoruz ama Hakk Hocam'la alakalı bir şey anlatacağım. Onu orada selamı gönderelim. Yani selam. sevgili babanız, Babamız, evet. e, Ankara, e, eski Ankara e, müftümüz idi. E, Mustafa Hakkı Özer e, hocamız. E, Onu biraz sonra inşallah. E, benim yeğenlerim mesaj atmışlar. Mesut bacana e, yeğenim. Sonra Rümeysa kızımız, Hasan yavrumuz, e, gelin kızımız. Onlara selamlarımızı gönderiyorum. E, Rabbim şifalar versin. Amasya'dan e, tapu müdürümüz Hüseyin Doğan ağabeyimiz selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan Amasya'da selam gönderelim. Hayırlı cumalar Fatih Hocam bu mübarek günde Rabbim cümlemizi e, dünyası da ahireti de bayram olan kullarından eylesin inşallah Gazze'deki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ederim. Buyuruyor. Amin diyoruz biz de canı gönülden. Nevşehir'den Necmettin Özdemir kardeşimiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hocam malumunuz diyor, hac kafirleri artık gitmek için son hazırlıklarını yapıyor. Değerli hocam tam da bu minvalde Beytullah'ta ben ilahisini seslendirir misiniz diyor. Biraz evvel değerli hocam da e, bir ilahi söyledi. E, varsam e, vardır bizi vardır Beytullah'a Beytullah Beytullah. diye. Önümüzdeki hafta iki ilahi de beraber e, okuyalım istiyorum değerli ee, hanımefendi de istemiş. Önümüzdeki haftayı okuyalım onu sevgili kardeşim. Allah razı olsun. Ee, her zaman Hatay Habibi Neccar diyarından sevgiler yazardım. Ee, Valla gönlüm bir anda burkuldu şu anda. Öyle deyince. Şimdi ise yaralı bir kalp yok olan bir şehirden dua eder. Dua beklerim. Selamlar, saygılar sunuyorum. Eee yani diyecek hiçbir şey bulamadım. Şu, anda bunu okurken bile Habibi Neccar o camiyi, orayı çok iyi bilen birisi olarak neyse devam edeyim. Sümeyye Mehmet Yusra Furkan en son Hatay müftüsü Ömer Faruk Bilgili hocamızı dinlemiştik diyor. Allah ona rahmetiyle muamele eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet olsun. Ömer Faruk hocam başta olmak üzere. Bütün depremde yitirdiğimiz bütün canlarımıza Rabbimden e, rahmet diliyoruz. Rabbim onları şehitlik mertebesine erdirsin. Hastalarımız hala yaralılarımız var. Rabbim onlara acil şifalar versin ve oradaki yara yaralarımızın en kısa şekilde inşallah e, tam anlamıyla sarılması niyazıyla ki sarılıyor devletimiz tarafından inşallah diyanetimiz de e, orada. E, Rabbim biz dualarımızda unutmuyoruz. Ben şunu hep söylüyorum. Her hafta Ankara ilahiyattan mutlaka bir hatim gönderiyoruz o şehitlerimize. Ee, Sümeyye kardeşim, Fatih hocam hayırlı cumalar. Erzincan Çayırlı Harmantepe köyümüzden yetişen çok kıymetli müftüme ve size selamlarımı iletiyorum diyor. Doktor öğretim üyesi Lokman Yılmaz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Lokman Hocam teşekkür ediyoruz. Hocam da selamınızı Hayır. aldı. Erzincan Çayırlı, Harmantepe. Hayırlı cumalar ben Danimarka Kupenak'tan Şakir Özcan, kardeşimiz. Rabbim sizlerden gani gani razı olsun. Yine bir cuma dersinde bizlere misafirsiniz. Sayın müftümüze ve zat halinize Allah'ın selamını gönderiyorum diyor. Kopenhag'a, Danimarka'ya selam gönderiyoruz. Danimarka müşavirimiz Profesör Doktor Eyüp Baş hocamıza, orada benim doktor öğrencim Kasım hocamıza selamlarımızı gönderiyoruz. Fatih Hocam Gümüşhane'den selamlar ben Ebrar. Bizim kızımız yeniden sizlerle buluşmak ne kadar güzel. Rabbim devamını nasip eylesin inşallah. Sıradaki eseri değerli şahsınıza edebiyat öğretmenime ve tüm bağrı yanıklara armağan ediyorum diyor. Gümüşhane'ye de biz buradan selam gönderiyoruz Ebrar'a. Değerli hocam bir ilahi arası verelim sonra Buyurun. devam edelim kaldığımız yerden. Buyursun arkadaşlar. Ya her yüze güleni dost olursanma <laughs> içi kafir, dişi müslüman çoktur. Şimdi Ağzınıza tabii ol, çok Allah razı ediyorum. olsun değerli hocam. E, mesajlarımıza devam edeceğiz. Kısa kısa mesajlarınızı bekliyoruz. Tabii benim sizin sevgili babanız benim de çok değerli hocam büyüğüm. İşte büyüklerimizden birisi evet. e, eski Ankara müftümüz Hakkı Özer hocamla çok hatıralarımız var hem Ankara'da hem de hacda bir tanesini bu hacdaki e, yaşadığım hatırayı buradan e, sizin zamanınızdan çalmak da istemiyorum evet, ama sarılır, sarılır. bunu buradan anlatmak istiyorum. Memnun olurum. E, hatta geçen senelerde hac sempozumu yapılmıştı Diyanet İşleri Diyan Başkanlığımız. Orada da bahsettim. E, hani inşaat programları vardır evet. değerli hocam. Bir insanın ee, sözü güzelse, gönlü güzelse, yüzü güzelse ve anlattıklarını yaşayarak karşı tarafa da aksettirirse yapamayacağı hiçbir şey yok. Evet. Bir gün Medine'de beraber irşat programına gittik. Hocam sohbet ediyor, konuşuyor. Ben de ilahiler okuyorum. Kur'an-ı Kerim okuyorum. Gittiğimiz yerde hacda malum bazen sıkıntılar olabiliyor. Böyle evet. e, bütün şeylerde olabiliyor bu kafirelerde. Otelde sıkıntılar olmuş. Hemen gidince şikayetler başladı. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Hocam bunlara bir el atın, bir şeyler söyleyin falan deyince o sıkıntıyı gördü hocam. Yani sohbetten evvel daha hemen söz aldılar falan. Hocam dedi ki tamam biz bir sohbetimizi yapalım. Fatih hocam bir Kur'an okusun, ilahi okusun. Ben sohbetimizi ben sohbetimi yapayım ondan sonra sizin şikayetlerinizi dinleyeceğim dedim. Şikayetler de yani otobüsle alakalı veya odalardaki çantayla sıkıntılar <laughs> evet. Hocam ben tabi Kur'an-ı Kerim okudum. Bir iki tane de ilah okudum. Hocam çok güzel bir sohbet etti. Çok güzel ama öyle öyle güzel bir sohbet etti ki Medine'de duygulandı herkes. Herkesin gönlü zaten yaralı orada Medine'de. O biz gözlerinden görüyoruz onlar ama ben görebiliyorum hocam konuşuyor ama yani o biraz evvel o sinirli olanlar böyle, e, öyle böyle bir anda sakinliği onlar da ağlamaya başladı falan sohbet bitti hadi şimdi konuşalım dedi hocam o sözcü ağabey söz aldı dedi ki hocam hiçbir şey söylemiyoruz dedi <laughs> ne oldu ya dedi bir sürü şikayetiniz vardı dedi böyle Yok hocam dedi bu bu sohbetten sonra da artık bir şey demiyoruz dedi. <gülüyor> 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 yani güzel sohbetin, evet. güzel anlatmanın ve gönüllere e, girmenin ve buradaki e, yani orada o topluluğa o güzel sohbetin e, gösterdiği etkiyi e, orada hocamla yaşamıştım. Evet. E, tabii başka hocalarımızda da yaşadık ama burada burası. O ön tarafını tam anlatmadım yani çok gerçekten sıkıntılı bir e, süreçti o an. E, ve elhamdülillah e, o şeyi atlattık. Onun için değerli hocama e, buradan e, ellerinden öpüyorum, hürmetlerimi sunuyorum. E, i̇nşallah Rabbim tekrar nasip eder Amin. diyoruz. Değerli i̇nşallah, hocam. Inşallah. Şimdi büyüklerimiz dedik. Büyüklerimiz evet. işte annemiz, babamız. Buradan annemin de babamın da ellerinden öpüyorum. Bütün büyüklerimiz. Büyüklerimize karşı bizim muamelelerimiz nasıl olmalı? Şimdi biraz evvel değindiniz. Yani annenin, babanın çocuklara karşı, çocukların anneye, babaya karşı ama biraz daha açalım burayı derim. Yani biz nasıl bir tavır takınmalıyız büyüklerimize karşı? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu konuda bizlere neler aktarmış, evet. söylemiş. Buyursun. Şimdi e siz bahsettiniz ben de teşekkür edeyim babama evet. <laughs> bu arada Allah razı olsun kendisine bizim yetişmemizde evet. babanın çok annemin özellikle çok etkisi var bizim İkisinden de evet. Allah razı olsun hepimizin annesi babası kıymetli değerli evet. her birinden Allah inşallah razı olsun Amin. derdiniz bu rıza zaten gayemiz rızadır rızayı nasip etsin Amin. ve kendilerinden razı olsun. Şimdi hocam, e, biz İslam anlayışında, e, İslam'ın anlayışı diyelim, İslam toplumunun anlayışı aslında büyükleri bir yük olarak değil de rahmetin vesilesi olarak evet. görüyoruz. Yani işte modern toplumlar diyorlar, işte Avrupa toplumu diyorlar farklı farklı şeylerden bahsediyorlar. Orada yalnızlaşan büyüklerden bahsediyoruz. Fakat bizde öyle değil. Bunun en bariz en çok bilinen ve görünen kısmı e, camilerimizde. Camilerimiz aslında büyüklerimizin mekanları, evet. aslında rehabilite edildikleri yerler. Şimdi e, Avrupa toplumlarında böyle bir şey olmadığı için e, toplanacakları beraber olacakları hal hatır soracakları bir yer olmadığı için e, farklı. E, hastalıklar, farklı anlayışlar çıkabiliyor. Ama biz de hep şundan şikayet edilir. Camiler, yaşlıların mekanı, gençler niye gelmiyor tarzında. aslında tam tersine yaşlılar orada olmalı, camide olmalı. olmalı. Hem kendileri aslında hem bizler aslında. Peygamber Efendimiz rahmet vesilesi olarak bahsederken biz geri mi duralım? Onlarla birlikte olmaktan uzak mı duralım? Hayır. Tabii. Beraber olmamız lazım ki o rahmete biz e, talip olalım. E, bunun dediğim gibi en fazla, en yoğun bir şekilde yaşandığı yerler camilerdir. Evet, evet. Şimdi gelirken Sağlık Bakanlığı'nın sitesine baktım. E, malum 18-24 Mart yaşlılar haftası diye geçiyor ya onunla alakalı şöyle bir şey yazıyor orada hocam. Diyor ki düzenli egzersizler ileride çıkabilecek e, hastalıkların <laughs> önüne geçer. Özetini söylüyorum. Biraz uzunca ama özeti bu. Düzenli egzersizler ileride çıkabilecek hastalıkların önüne hatta e, vücudun daha fazla yani hareketsiz, monoton bir yaşamın daha yıpranmasına, daha fazla yıpranmasına sebep olan o monotonluktan kurtulmak için düzenli egzersizlere ihtiyaç var tarzında bir şey yazıyor. Şimdi bakıyorum. Biz beş vakit çok şükür düzenli egzersiz yapıyoruz. Biz egzersiz olsun diye yapmıyoruz. O ayrı konu. Biz ibadet diye yapıyoruz. Ama ibadetin şekli öyle. Yani Allah öyle emretmiş. Rüküsü var, secdesi var, işte kıyamı var, oturuşu var, selamı var. Bir de hocam günlük beş vakti beş zaman dilimini size hani müslüman saati diyoruz ya size belirliyor. Sabah erkenden kalkıyorsunuz. Sonra öğleyin yine camiye geliyorsunuz. İkindi, akşam, yatsı bir gün içerisinde siz o camiye gelirken yürüyorsunuz, evinize gidiyorsunuz. Artı caminin artı içinde, içinde caminin içerisinde ibadeti yaparken de ne yapıyorsunuz? Yine hareket ediyorsunuz. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman bunların üstüne bu maddi kazancın üstüne bir de manevi kazanç. Onun üstüne ahiret mutluluğu. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya Müslüman hesaba çekilirken ilk önce namazından sorulur. Namazında sorun yoksa gerisi Allah'ın izniyle kul hakkı hariç kolay geçer. Hesabı kolay geçer. Şimdi Bizim e, özellikle görevlilerimiz sağ olsunlar gerçekten gayretli arkadaşlarımız bir caminin içerisinde hocam çok farklı e, kültürlerden, farklı yaşlarda, farklı anlayışlarda birçok cemaatimiz var. Ve onlarla muhataplar. Evet. Muhataplar ve onlar bunların da yani bu arkadaşlarımızın da duyguları var. Bu arkadaşlarımız da çoluğu çocuğu var, eşi var, annesi babası var. Ama aynı zamanda caminin büyüklüğüne göre ve cemaat sayısına göre muhatap oldukları kitleyle de o cemaatle de iyi ilişkiler, iyi ikili ilişkiler kurmak durumundalar. Beş parmağın beşi bir değil derler. İnsanlar kendi içlerinde kardeşleriyle anlaşamazken bazen e, akrabasıyla anlaşamazken, akrabasıyla küserken o cemaatin o farklılığına rağmen onlarla iyi diyalog kurup da onları yönetmek ve imam olmak, öne geçmek, bu imamlığı da hakkıyla yerine getirmek aslında çok önemli bir görev, çok kıymetli bir görev. Ve bunu çok şükür arkadaşlarımız hakkıyla yapıyorlar. Ve sonuç itibariyle de istisnalar kaideyi bozmaz. Cemaatin büyük bir kısmı hocamız gayretli ise, hep dua ediyor. E yaşlının baş, başta bahsettik ya, yaşı ilerlemiş diyelim biz, büyük diyelim. Büyük, büyük olan kişinin yaptığı duanın eee reddolunmadığı, anne babanın yaptığı duanın reddolunmadığı, mazlumun yaptığı betduanın reddolunmadığı ile ilgili hadis-i şerifler var. O zaman bu manada bizim büyüklerimizle ilgili en çok elde ettiğimiz İslam sayesinde Müslüman olmak sayesinde elde ettiğimiz en büyük kazancın mescitlerimiz ve mescitlerimizdeki cemaatimiz olduğu kanaatim var. Zaten belli bir yaşa gelmiş. Orada olmasın, gençlerimiz olsun. Şunu söylemiyorum. camiye gençler gelmesin demeyeceği Asla. belli zaten. Onu kastetmiyoruz ama var olanları da ötekileştirmemek, yani yok farz etmemek ve değersizmiş gibi düşünmemek gerektiği kanaatim var. Ve o, o camide bulunan e, cemaatimizin belki yanlış bildiği bir şeyi, yanlış uyguladığı bir şeyi o esnada bizim öğretmemizde düzeltirse ahiretine faydası olacağının, e, hayra vesile olanın, hayrı yapan gibi sevap kazanacağını da Resulullah buyurduğuna göre onun düzeltmesi halinde o cemaatimizin kendi yanlışını hocamızın bahsettiği anda düzeltmesiyle elde edeceği, edeceği sevaptan bize de sevap var, bize i̇nşallah, de pay var. Inşallah. Değerli hocam, şimdi bir hadis-i şerif var e, camilerde duyuyoruz, hutbelerde duyuyoruz, okuyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Beş şey gelmeden evvel beş şeyin değerini iyi bilin.'' Buyurun. Evet. Bu beş şey nedir? Evet. Değerli hocam ayrıca bu hadisi şerifin <laughs> işaret ettiği hikmetler nelerdir? Evet. Hocam, hocam e, hadis-i şerifin metnini de isterseniz şöyle Duysun okuyalım. E, buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِغْتَنِمْ خَمْسَنْ قَبْلِ hamsin Dediğiniz gibi beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. Birinci madde birinci madde شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ Hadi bakalım. Şimdi buradan başlıyor. Demek ki biraz önce bahsettik ya biz büyüklerimizi anlatıyoruz ama muhatap büyüklerimiz değil biziz. Burada da aynı. Değil mi? Burada da aynı. Birinci madde ne? Ne heramike. Gençliğini ne zaman, kıymetini bil ne zaman? Yaşlılık gelmeden önce. Ya. Zaten dünya ahiretin tarlasıdır. Hadis-i şerifi ne bakıldığı zaman e, ahireti kazanmak veyahut da şöyle diyelim ahirette elde etmek istediğimiz yeri kazanmak ne zaman? Dünya hayatındayken. Yaşlılıkta karşılaşacağımız muameleyi kazanmakta gençken. Çünkü Peygamber Efendimiz'in başka bir hadis-i şerifinde yaşlılara gösterilen, büyüklere gösterilen bir genç diyor büyüğüne saygı gösterirse, yaşlı bir kimseye saygı gösterirse, onun işini, gücünü görürse, onunla beraber olursa, onu kırmazsa Allah diyor kendi yaşlandığı zaman, o kişi kendi yaşlandığı zaman aynen kendisinin hizmet ettiği gibi kendisine hizmet eden kişileri var eder buyuruyor. Böyle olunca yaşlandığımız zaman biz hangi muameleyi görmek istiyor isek, aslında bu toplumsal bir yaratır Yani aslında e, büyüklerimizi e, eğer yalnız bırakıyorsak, yalnız bıraktığımızda şunu çok iyi bilmemiz gerekir. Ben yaşlandığımda ben de yalnız kalacağım demektir. Bu hadis-i şerif'e göre. Beş şeyin kıymeti. Şebabeke, kable, haramike. Ve sıhhateke, kable, sekamike. Sağlığın kıymetini. Ne zaman? Neden önce? Hastalık Gelmedi. gelmeden önce. <laughs> Hastalık gelmeden önce. Bir şey vardı yanlış hatırlamazsam. Şebi Yelda'yı müneccim vakit ne bilir? Müptelayı Gama sor kim geceler? Kaç saat? diyor şair. Şebi Yelda... Bu Kuzey Yarımkürede Şebiyel Dağı ne acaba diye bakıldığı zaman Kuzey Yarımküredeki en uzun gecenin ismiymiş. Hmm. Farsça hmm. en uzun gece diyor ki Şebi Dağı müneccim müvakkit ne bilir? Yani onun uz uzunluğunu büyüklüğünü veyahut da zamanının ne kadar olduğunu müveccim, müneccim müvakkit e, yıldızlarla uğraşan ya da vakitle uğraşan o e, işle uğraşan kişi ne bilir diyor iptet ama sor kim? Ya. Geceler kaç saat? Gecenin kaç saat olduğunu kim bilir? Hasta bilir. Allah Değil? Allah. Hasta hakikaten dakika geçmez. Vakit geçmez. Sabah olmak bilmez. Aynen o şekilde. Hastalık gelmeden sıhhatin. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerini ayetlerle beraber hadis-i şeriflerini şöyle Gözümüzün önünde e, görebileceğimiz kuş bakışı bakabileceğimiz şöyle bir şey olsa e, imkan olsa yukarıdan bakarak hayatı tam manasıyla Anladım. dört dörtlük yerli yerine koyduğunu hangi açıdan bakarsanız bakın, ister o aile hadis. olarak bakın, isterseniz kendi işiniz olarak bakın, çocuğunuz olarak bakın, anneniz babanız olarak bakın, toplum olarak bakın, ülke olarak bakın hangi açıdan bakarsanız bakın Resul, Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem'de mutlaka ve mutlaka bir cevap var. Hastaya şifa var yani. Gönül hastasına da şifa var. Normal hastaya da şifa var. O zaman sıhhatin sadece sıhhati bu şekilde e, fiziki hastalıklar başım ağrıdı, dizim tabii, ağrıdı, tabii. belim ağrıdı şeklinde de düşünmemek gerektiği de çıkıyor hadis-i şeriften gönlünün veyahut da psikolojik olarak hasta olmadığın zamanı da düşünmek lazım. Değil mi? Ya yani öyle zamanlar geliyor ki hakikaten insanın hepimiz yaşıyoruz bunu. Morali bozulabiliyor. Farklı düşüncelere dalabiliyor. Hatta hepimiz söyleriz bunu aslında ağzımıza verir. Ölümü temenni etme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümü temenni etmeyin buyuruyor. Ölümü temenni etmeyin. İlla durumunuz kötüyse, illa bir şey söylemeniz gerekiyorsa Ya Rabbi yaşamam benim için hayırlıysa e, beni yaşat diye dua edin buyuruyor. Ölümüm hayırlıysa bana onu nasip et diye buyuruyor. Ve temenni etmeyin. Bir ölsem, bir kurtulsam ölmedim ki, bitmedim ki demeyin. Evet. Yani çökmeyin psikolojik olarak. Nasıl? Sıhhateke, kabliheramike, sekamike. Yani hastalığın gelmeden ister bunu biraz önceki söylediğimiz gibi İki fiziksel, taraf, taraf. isterseniz manevi manevi hastalık gelmeden sıhhatin kıymetini bilmek lazım. Mutlu olduğun zamanları e, kıymetini bilmek evet. gerekir. Ve devamında ve gönelke gable fakrike hani beş şey gelmeden dedi ki birincisi neydi? Gençlik ne zaman e, yaşlılık gelmeden? Sıhhat ne zaman? Hastalık, Hastalık gelmeden, gelmeden. Ee, zenginlik fakirlik gelmeden. Bu şu demek değil, zenginler mutlaka sonuç itibariyle fakir olacak değil ama başa gelebilir. Başa geldiği zaman geride kalana tüh deme, tüh dememek için şu anda yapman gerekeni yap. Şu anda yapman gerekeni yapmazsan, elinden çıkarsa... Nasip öyleyse, evet. elinden de çıkarsa, tüh deyip zamanında verseydim, zamanında yapsaydım mesela zekatımız işte bahsettiniz Ramazan geçti zekatımı verseydim keşke ya da şu sadakamı verseydim demek yerine varken yapabilmek bir sonra ve feragake kable şuulike. Haydi bakalım. <laughs> en büyük problemimiz bu herhalde ee, boş vakit. Çok boş vaktimiz var. Bazen ben vaazlarda da söylüyorum. Şimdi e, bizler cami hizmetleri esnasında cami görevlerimizin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından artık resmi bir e, yönetmeliği artı uygulama genelgesi olan bir konu var. E, cami dersleri var. Evet. Bu cami derslerinde e, cemaatimize Kur'an-ı Kerim öğretme, durumumuz da var. Bu Kur'an-ı Kerim öğretme esnasında en çok karşılaştığımız şey Fatih Hocam diyor ki bizim cemaatimiz hocam aklıma girmiyor. Ben ezberleyemiyorum. Ben öğrenemiyorum. Niye? Niye öğrenemiyorsun? Soru, cevap yaşlandım ya diyor. Ben de diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor utlubül ilme minel mehti ilallat ilmi yani bilgiyi ilmi derken büyük tefsirden hadisten değil bilgiyi e, ne zaman talep edin beşikten mezara kadar şimdi mezar ne zaman tarihi var mı bunun Bildir yani değil. Allah 40 yaş bilmiyor. mı? 50 yaş mı, 70 yaş mı, 100 yaş mı? Bu kişisel olarak değişiyor. O zaman beşikten mezara kadar denildiğine göre, hadis-i şerif böyle söylediğine göre, bu şu demektir, kaç yaşında olursanız olun, Bitti. öğrenebilirsiniz demektir. İster 80 yaşında olun, ister 90 yaşında olun, siz öğrenebilirsiniz. Çünkü Resulullah yanlış bir şey söyler mi? Söylemez. Söylemeyeceğine göre mutlaka öğrenebilirsiniz. Bu konuda ben burada Ankara'da etlikte görev yaptım hocam. Şimdi cami dersleri, yani imanlık yaptım. Cami dersleri şeklinde dedik ki başlayalım. Bir tane cemaatimiz, ben dedi bütün duaları biliyorum hocam dedi. Surelere dua diyor. O 10 sure var ya sondaki 10 sure. Bütün duaları biliyorum dedi. İyi başlayalım. Başladık. Elem başladık. Aşağıya doğru gidiyoruz. Hakikaten biliyor. Güzel de okuyor şeydi de güzel telaffuzda mahreçler falan tam yerinde dedim Allah razı olsun bak çok güzel öğrenmişsin Elem Teran'ın üstünde ee, Fil Suresinin üstünde biliyorsunuz Veylül liküllü hümezetin dedim ki burayı da ezberleyelim Acaba? yok hocam dedi ya bu çok karma karışık dedi <gülüyor> <gülüyor> bana okuttur sen bir oku da bir dinleyeyim ben dedi sen bir oku. okuduk Yapamam ben bunu dedi. Çok karışık böyle şey olmaz dedi. Bak dedim Baktayım, bu hadisi söyledim. Resulullah yanlış söylemiş olabilir mi? Olur mu öyle şey dedim. Sen bunu ezberlersin dedim. Hocam bir gecede ezberledim. Bitti. Bir gecede. Ertesi gün geldi hocam ezberledim. Aman nasıl seviniyor? Ne kadar güzel. Yani, şey yani böyle hani çocuk gibi deriz ya. Çocuk gibi seviniyor ve çok da güzel okudu. Doğaya kadar gitti. Elhamdülillah. <laughs> hocam bir küçük ara verelim mi? Seyircilerimiz bizlere yazmışlar. Hayırlı. Peki tamam o zaman. Hayırlı cumalar kıymetli hocam. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kastamonu Tevrekani ilçesinden Salih Savaşır kardeşimiz. Programınızı ailecek izliyoruz. Tüm yayın ekibinize ve müftü hocamıza selamlar, hayırlı yayınlar diyor değerli e, Salih Savaşlı kardeşimiz. Selamünaleyküm Aleyküm, Selam Fatih Hocam. Sizden rica etsem ne zaman anarsam seni ilahisini okursanız sevinirim. Konya'dan Mehmet Hoca diyor. E, önümüzdeki haftalarda okuyalım Mehmet Hocam inşallah. E, bugünkü hazırladığımız ilahiler haftaya da ilahilerimiz hazırlandı bu haftadan. Belki ondan sonraki haftaya inşallah okuyacağım. Fatih Hocam ve Ali Hocama çok selam ediyorum. Afyon Karahisar'dan Abdülkadir Gülşen. Hayırlı cumalar diliyor değerli hocam. Hayırlı cumalar olsun. Hatay Kırıkhan İmam Hatip Ali İnci kardeşimiz Mehmet İnci abimizin herhalde akrabası. Hayırlı yayınlar. Yoksa oğlu mu ya? Böyle bir karıştırmayayım ben. Hatay'a selam olsun Kırıkan'a. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Fatih Hocam. Hayırlı akşamlar. Ben Bursa İnegöl'den Ali Eren Bay canım ol, söyler misin diyor. Ali Eren'cim önümüzdeki haftalarda okuyayım. Sen söylersin de ben okumaz mıyım? Kıymetli hocam hayırlı akşamlar. Tüm şehitlerimize hatim okudum. Yüce Rabbim kabul buyursun inşallah. Elma Dağ Hasan Oğlan'dan Hafız Osman cami görevlisi Ali Osman Diçer. Allah razı olsun sizlerden hocalarım çok teşekkür ediyorum inşallah ee, şehitlerimize hatimler geliyor hocam işte of. böyle evet. İstanbul'dan Mustafa Sait bendeniz diyor hocam Allah razı olsun ağzınızda sağlık Cuma'nız mübarek olsun diyor çok teşekkür ederiz Mustafa Bey Sayın hocam hayırlı akşamlar Bakırköy Yeni Mahalle Kur'an kursundan Kur'an kursu hocası Salim Hoca ve öğrencileri Sayın Müftümüzü izliyor. Müstefid olduk Allah razı olsun. Sayın hocamıza sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Öğrencilerle beraber diyor. Bakırköy din görevlileri olarak. Hocam sizlere selamlar var. <laughs> evet, Öğrencilerimizin alınırsın. duası var ne güzel. Rabbim siyonist, yahudi ve işbirlikçilerini kahru perişan eylesin. Amin. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Konya'dan emekli İmam Hatip Hüseyin Ersöz. Değerli hocam ellerinizden öperiz. Selam ve dua ile. Selamünaleyküm Fatih Hocam, Aleyküm Selam. Tarihi kent Mardin'den selamlar, saygılar, hayırlı cumalar olsun. Diyor e, cumanız mübarek olsun. İsminizi bağışlamazsınız. Mardin'e selam olsun buradan. Mardin çok güzel bir yer. E, selam gönderiyoruz. Keşke isminizde yazsaydınız. Selamun değerli hocalarım bu cuma akşamı evimize misafir oldunuz. Bu gece hürmetine Rabbim ülkemize ve ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Ali İhsan Toy Almanya Nürnberg'den Nürnberg'e buradan Ali İhsan Toy kardeşimize de selamlar gönderiyoruz ve çok güzel bir şugul okuyacağım hocam. Buyurun. İnnil teyari hasaba. Duymuşsunuz. Zekai efendinin, Zekai dedenin daha doğrusu ee, güzel bir sabah ilahisi. Buyursunlar arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar sağ olun, Allah razı Hoşça olsun. Abi. Teşekkür ediyorum. Değerli hocam, biraz evvelki hadisi şerifin o beş hikmetini de saydık ama. Dörtte kaldık mı? Dörtte kaldı. <laughs> Dört bir tane kaldı. Bir evet, şey evet, evet. Onu da söyleyelim. Da sonra, evet, Kısaca da. Onu tekrar edelim hadis Şerif'i. Tamam minifi. baştan bir. Şey ee, ondan olalım. sonra e, devam edelim. Hocam siz hatırlattınız, ben de zaten hazırlık yaparken Hadis-i Şerif'i almıştım. Ee, Peygamber Efendimiz'in aslında bir uyarısı bu. Hem yeni seyreden, yeni izleyen e, şey olabilir. Belki televizyonu yeni açanlar, açanlar vardır. Açanlar olabilir evet. o manada. E, tedbirden bahsediyor aslında Rasulullah sallallahu aleyhi evet, ve sellem. Evet. Ne, nasıl bir te tedbir? Ee, bir şey gelmeden önce onunla ilgili ne yapmalıyız? Gelecek olan şey belli. Ee, ahiret hayatı, hani derler ya, ömür bir ok gibidir. Ee, hedefi bellidir. Nereye gideceği belli. Doğduktan sonra geri dönüş, o okun geri döndürülme şansı yok. Ee, hedef belli. Öyle olunca beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. Birinci madde neydi? Şebabeke, e, kable heramike. İhtiyavlık Yaşlılık gelmeden yani. gençliğin kıymetini İkincisi ve sıhhateke gable sekamike. Sağlığını ama ne zaman işte e, e, hastalığa gelmeden önce evet. hastalanabilirsin. Hastalanmaya da bilirsin. O ayrı bir konu. Hiç hastalanmadan da ölebilirsin. Ama hastalık gelirse tedbirin ne olsun? Al, evet. Bu manada. Ve gönâke gable fakrike. Fakirleşmeyebilirsin ama fakirlik gelirse durumun ne olur? Yani aslında gaybı Allah'tan başka kimse bilemeyeceği için tedbirli olunması gerektiğinden bahsediyor Rasulullah ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kable şu ülke. boş zamanın kıymetini. Ne zaman meşguliyet gelmeden, hakikaten meşgul olmaya başladığımızda e, keşke dediğimiz, keşke şu zaman yapsaydım. Özellikle öğrencilerimiz, siz e, hocalarımız hep söylerler e, zamanında çalışmak, düzenli çalışmak, Tabii. değil mi? E, ama hep ne zaman çalışırız? Hepimiz son gün, <laughs> son gün, son gün çalışırız. Günlerden bir gün evvel. Bir gün önce çalışırız. E, o o gece uyumayız. Sabaha kadar çalışmadım diye, bir de, şey bir uyumadım diye de bir de övünürüz. Ama öyle değil ki. Meşguliyet gelmeden e, boş vakti. Ve hayateke, kable, mevtike. Son nokta e, hayatın kıymetini bilmek. Ne zaman? Ölüm gelmezden evvel. Hazreti Ali'nin malum bir sözü var. E, dünyada amel var, hesap yok. Ahirette hesap var amel yok. Ahirette ne ile karşılaşacağımız belli. Ee, hani bizim Tebareke diyebildiğimiz Mülk Suresi'nde Ayet-i Kerime'de allah Teala Estağfurullah اَلَّذ۪ي mevte الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ Yani ölümü yarattı Allah, hayatı da yarattı ama buradaki temel mesele siz o hayat içerisinde ne yapacaksınız? Hocam başka bir ayet ayeti kerime var yine aynı şekilde. Vallahu halakakum sanzu billah. Vallahu halakakum summe yetevaffakum. Aslında iki durumdan bahsediyor temelde Allah. Allah sizi yarattı. yarattı Bu bir. bir. İki öldürecek. Ama başka bir şey var. Orada arada bir e, hal var. O hal ne? Ve minkum men yurattu ile erzelil umur. Yani öyle bir zaman gelebilir ki لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا Öyle bir an gelebilir ki erzel ömür dediğimiz yani artık ne söylediğini bilemeyecek ya da bildiğini bile hatırlayamayacak bir zaman dilimi gelebilir. Geçen sene Haç'taydık hocam. Ee, orada birikmeden kaynaklı, pandemi sebebiyle birikmeden kaynaklı yaşlarımız biraz yüksekti e, evet. hacılarımızın. Kendileri de aynı şeyi söylüyor. Zorlandılar. Ve bazen bazen o sıcağın etkisi, farklı durumlar bazen karıştırabiliyorlar, göremeyebiliyorlar. İşte diyoruz ki biz hayat Allah hayatı ve ölümü yarattığına göre bu hayatın hayırlısını istemek evet. bu hayatı Öbür hayata hazırlık aşaması olarak görmek, bunda genç, yaşlı, büyük, küçük farkı olmaksızın Olmaz. düşünmek ve yaşlılığımızı şimdiden planlamak. Nereye ulaşmak istiyorsak ölümden sonraki hayatta, nereye varmak istiyorsak oraya kendimizi Hazırlamam. hazırlamak. Değerli hocam, e, vaktimiz biraz daralmaya başladı, onun için biraz daha seri bir şekilde sorularımı sorayım isterim. Yani biz büyüklerimizin e, hep duasına e, muhtaçız. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Ben bir şey yapacağım zaman e, kendi adıma söyleyeyim. Mutlaka annemi babamı arar, şöyle şöyle yapacağım, bana dua edin derim. Onlar mutlaka duasını alır. Evet. Veyahut da yapma derlerse de yapmam. Onu da söyleyeyim ağızlarıyla yani onların dualı ağızlarıyla onlar bizim dua kapımız. Ee, onların büyüklerimizin duasını almak ve e, nesillerimizi bu çınarların gölgesinde yetiştirmek amacıyla neler yapmamız gerekiyor ve e, ikramda bulunmak adına da biraz toparlıyorum ki biraz Vaktimiz kısa ikisini beraber evet. söyleyesin. Efendim Rabbi efendimizin biz hadis-i şerifi var. Yaşlılara saygı gösterip ikramda bulunmak Allah'a saygıdır. Evet. Hadisi şerifinden de yola çıkarsak eğer saygı göstergesi olarak ne yapmalıyız? Hocam şöyle. Duvasını almak ve saygı. <laughs> evet, evet. Hocam şöyle düşünmekte fayda var herhalde. Bu ihtiyar kelimesini kelime kökü itibariyle bakıldığı zaman bir manada seçim, hayır da buradan geliyor da. Muhtar da oradan yani geliyor Muhtar da evet. oradan geliyor, hayır da oradan geliyor, seçim de oradan geliyor. Aslında Allah'ın seçtiği, evet. değil mi kullar, ee, gençler her şeyi yapabiliyor. Gençlerle alakalı Peygamber Efendimizin birçok hadis-i şerifi var. Ee, hiçbir gölgenin olmadığı zamanda... Allah'ın gölgesinde gölgelendireceği yedi sınıfı sayarken bir tanesi gençler ve o gençler mescide bağlı e, gençler. Mescide bağlı ya da e, e, Allah yolunda yetişmiş diyor. Yetişmiş kişiler. Ve mescidlere bağlı yine insanlar evet. var. Şimdi bunları birlikte düşündüğümüz zaman bu tarz insanın bizlerin gençlerin yetişmesi esnasında elde ettiği bu güzel hasletlerin devamı olan o seçilme esnasındaki artık artık belli bir aşamayı geçmiş ve bazı şeyleri yapamaz hale gelmiş bununla beraber belki tevbe etmiş tevbe ettiği zaman ette abi minazemikemen zembe hadis-i de malum, bir kimse tövbe ederse kime benzer? O günahı hiç işlememiş kişiye benzer. Günahı tamamen sıfır, tertemiz olurdan ziyade onu işlemeyen İşlememiz. gibi olur diyor. Şimdi bu e, büyüklerimizin artık daha böyle günah işlemeyen hale gelmeleri ve hatta bir hadis-i şerif var. Allah yolunda bir kimse saçını, sakalını, e, artırsa Allah onu kıyamet gününde o saçı sakalı kendisine nur böyle e, bir rahmet vesilesi kılar diye bir hadis-i şerif var. Böyle bir kimsenin duasını almaktan daha doğal ya da daha istenesi bir şey olabilir, olabilir mi? mi? Bunu evet. yaparsak ne olur? Bir kimsenin başka bir kimseye, bir Müslümanın başka bir Müslümana yapmış olduğu dua... Kabul, bu duanın kabul olacağıyla ilgili yine peygamber efendimizin bize haberi, ol, haber verdiğine göre bize bu konuda e, bu konuyu öğrettiğine göre zaten Müslümanın hem e, yaş itibariyle büyük olan hem de kendi etrafında var olan insanların duasını almaya gayret etmesi gerekir. Biz kötülüğe mi talibiz, iyiliğe mi talibiz? Kötü olalım ya da İslam bize kötü olun mu diyor yoksa iyiliği yayın selamı yayın selam dediğim şey esenlik manasına geliyor esenliği yayın toplumdaki huzuru yayın selam vermek suretiyle bile karşındakini gördüğün zaman o kişinin seninle ilgili vereceği karara sen karar ver. Değil mi selam verdiği zaman hiç takmadan dümdüz gitse Şimdi hep şikayet ediyoruz ya o çok katlı apartmanlarda kimse birbirini tanımıyor. Birbirine hatta selam vermiyor. Aynı asansörde konuşmadan evet. birçok kat çıkılabiliyor. Evet. Peki İslam'ın istediği bu mudur? İslam bunu mu öğretiyor? Hani öğreti diyoruz ya İslam'ın öğretisi bu mu? Yoksa diğer yağ mı olmak mı? Yoksa beraber olmak mı? Burada yaşlı genç işte büyük küçük ayırmadan bence hocam e, sanki Ta en baştan başlayarak çocuklarımızı yetiştirirken, evet. buradan başlayarak saygıyı, sevgiyi, hürmeti, hani hadis-i şerifin ifadesi büyük küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen evet. bizden değildir hadis-i şerifini öncelediğimizde Allah, bizi farklı farklı yarattığına göre bu farklılıklarımızla beraber birlikte yaşama kültürüne e, sahip olduğumuzda herhalde İslamı anlamış olacağız diye düşünüyorum. Peki hocam, yani son birkaç dakikamız ama e, aslında programın baştan sona şimdiki soracağım sorunun cevabı baştan sonaydı ama maalesef. E, öyle bir zamandan geçiyoruz ki büyüğe yaşlı ihtiyar büyük yaşlı ne anlarsa biz büyük olarak bu e, saygının itibarsızlaştırıldığı bir dönemde. Evet, e, öyle bir dönemin de içerisindeyiz. E, tamamen demesek de biz bunları görüyoruz, yaşıyoruz e, toplumda. Buna karşı tutumumuz ne olmalı? E, son hem de bir genel bir özet e, olsun diye son 3 dakikada değerli hocam bir de bunu değerlendirirseniz programımızı öyle bitirelim. Hocam bugün gelirken bir yaşı ilerlemiş ablamız çantasını taşıyamıyor. Hı hı. Bir tane genç kızımız hı hı. kalktı aldı çantayı yerinden kalktı aldı çantayı yardım etti, yerine koydu. Ne oldu biliyor musunuz? O teyzemiz o kızımıza öyle bir dua etti ki, keşke ben yapsaydım dedim, <laughs> keşke ben yapsaydım. Benim şeyim olmadı, hani biraz geride kaldım. O kız önce davrandı, aldı çantayı yerine koydu, duayı aldı. Şimdi bizim amacı, hani biraz önce söylediğimiz gibi, Muhtemelen Hocam, yani biz neye talibizi, talibizi çok iyi düşünmemiz lazım. Hayra mı talibiz, şerre mi talibiz? Resulullah'ın yine hadis-i şerifi var. Hayrın anahtarı olmanız lazım diyor. Şerrin de kilidi olmanız lazım. Ya. Değil mi? Büyük bir tavsiye. Çok önemli bir tavsiye. Hiç kimse takmayabilirdi, hiç kimse umursamayabilirdi. O kişiye yardım etmemeyi tercih edebilirdi. Ama bu kızımız Allah razı olsun. Duayı aldı. Duayı aldı. Belki de kimin kimin duasıyla, kimin neyle karşılaşacağını, Allah'ın neden razı olacağını, neden hoşnut olacağını biz bilebiliyor muyuz? Bizim öyle bir elimizde metre Allah'ın hoşlanacağı şeyler, hoşlanmayacağı şeyler her ne kadar fıkhi olarak belirliyse de içinde onun özünde elde ettiğimiz sevabın niteliğini ve niceliğini ne kadar bilebiliriz, nasıl hesaplayabiliriz? İnşallah Rabbim o kardeşimizden razı olsun. Bu manada hocam sizin de belirttiğiniz gibi e, her geceyi Kadir bil, kadir, her, her kişiyi e, Hızır bil anlayışından uzaklaşmamak lazım. Tabii yani toplumumuzda gerçekten pozitif anlamda çok <laughs> iyi yönelim de var ama artık o bazı şey televizyonlarda görüyoruz, toplumda görüyoruz o ee, olumsuz şeylerden dolayı bu soruyu Hocam sorayım. orada aşmak için herhalde evet, evet. onu da aşmak için yine aynı yere varıyoruz. Hani diyoruz ya çocuğun anne babanın çocuk üzerinde hakkı var ama çocuğun da anne baba üzerinde hakkı yok mu? Onu o şekilde yani büyüyü gördüğü zaman saygı göstermesi gerektiği ya da mesela geçenlerde e, sizin de malumunuzdur mutlaka işte bir e, genç e, zannediyor metroda e, yaşlı birisi ayakta duruyor, oturuyor ve söylediği cümle önemli. Ne işin var bu saatte diyor. Yani evinde otursana tarzında. Peki biz bunu mu öğretmeliyiz evladımıza? E, o, o çocuk onu nasıl söyleyebiliyor? Ben şöyle düşünürüm. E, kendimden başlayarak e, onun etrafında bulunan bulunan bütün insanlar için söylüyorum. O sözü söyleyen genç, gence öğretilmemiş olabilir, saygı öğretilmemiş olabilir. Anneden başlayalım, babadan başlayalım, etrafındaki isterseniz öğretmeni diyelim, isterseniz o camideki, yakın camideki imam diyelim, ne dersek diyelim. Toplumun akrabası diyelim, dedesi, ninesi onları söyleyelim, ne dersek diyelim. O çocuğun o cevabı verebilmesinin altında yatan sebebi herhalde biz evet. iyi çalışmamız gerekiyor. İnşallah çalışırız değerli i̇nşallah. hocam, İnşallah <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadis-i şeriflerine uyarız ve i̇nşallah. İnşallah. ferden ailecek e, uyduğumuz zaman toplumun da e, bir şekilde düzeleceğine Göreceğiz inanıyoruz. Inşallah. Teşekkür evet. edeceğim sizlere ben ama mesajlarımız var okuyayım. Değerli hocamız mesaj atmış, ee, Hakkı Özer hocam, Mustafa Hakkı Özer hocam aleyküm selam diyor, selam göndermiştim. Hayırlı programlar Medine'deki anımızı anlatırken adeta beni o günlere götürdüğünüz için teşekkür ediyorum. Aynı mübarek yerlerde tekrar e, buluşmak dileğinize canı gönülden amin diyorum. Anne baba olarak oğlumuz Muhammed Ali'ye tatlı sohbetinden dolayı evet. teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz diyor. İşte budur annenin babanın da hemen çocuğuna bak hemen hemen çıktı hemen, hocam işte elhamdülillah evet, elhamdülillah Allah değerli olsun. hocam Siz de vesile oldunuz. E, biz de vesile, ben de ondan hakkımı Hayır, aldım yani. Yani. <laughs> evet hem sizin ellerinizden hem hacannemin ellerinden öpüyorum hürmetlerimi sunuyorum kıymetli müftüm Muhammed Hocama ve sizlere Tekirdağ Marmara Ereğli'den selam ve sevgilerimi gönderiyorum Yüksel Ekşioğlu. Ee, evet. siz orada görev mi Göreği yaptınız görev yaptım ben evet. orada evet üç, üç dört sene Er, marmara ailesi. Ekşioğlu ailesi. Çok gayretli insanlar. Allah ee, razı olsun onlardan. Anılı güzel anılarımız evet, oldu. Elhamdülillah. <laughs> evet. Hayırlı akşamlar Fatih Hocam. Öğrenciniz olarak programlarınızı zevkle takip ediyorum. Benim de öğrencilerim. Evet. Özellikle bugün abim Muhammed Ali Özer ile Eyvah bizim Perihan göndermiş bunu. Evet. Yapmış olduğunuz programın hayırlara vesile olmasına Allah'tan niyaz ediyorum. Selam ve dua ile Perihan Özer. Tabii şimdi ben hocama bir Birazcık bir hava atacaktım ama e, öğrencim dedik ama hocamın da kardeşi tabii. E, teşekkür ediyoruz. Sayın Fatih Hocam, Sayın Müftümüze de saygılarımı sunar. Geceniz hayırlı olsun. Ailemle beraber dört gözle sizi bekliyoruz. Konya'da bulunan torunlarıma, Yaluhöyük ilçesinde bulunan e, kardeşime, Almanya'da bulunan torunlarıma, kızlarıma ve oğluma da Nürnberg şehrinden kucak dolusu selamlar diyor. Almanya'dan selamlar Süreyya Akbıyık. büyük. Ee, hayırlı geceler. Yalıyük'te de görev yaptım ben hocam. Öyle mi evet, değerli evet, hocam? hocam? Evet. Allah Maşallah, bar barakallah. Buralar bugün hep siziz diyor değerli hocam. Sağ olun, sağ olun. Cumanız mübarek olsun. Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üzerinize dönüp dökülecekti diye buyuran e değerli hocam okudu o hadis-i şerifi buyuran Efendimiz'e salat selam olsun diyor. Ben İstanbul Başakşehir'den Sema Hanım, Başakşehir'de Sema Hanım'a selam gönderiyoruz. Gerçekten işte onun için onların duasını almaya çalışıyoruz. Rabbim kabul eylesin. Sayın hemşerim Ali Müftüm, hayırlı sohbetler Sücüllü'den. Dostların diyor evet. sücüllü. Sücü, İsparta sücüllü Isparta sücüllü yalvaçtanız yalvaç <laughs> sücüllü hanelerimize huzur doldurduğunuz için bu güzel programın için sizlere ve Bakırköy müftümüz Muhammed Ali Özer hocamıza teşekkür ediyorum Rabbim sizlerden razı olsun Bakırköy Amine Hatun Camii İmam Hatibi Sedat Özkul evet. hocamız. Kur'an-ı Kerim okuyan Fatih Hocamız da Amine Hatunlar var, evet, Camisi'ydi. Çoğu. Demek ki aynı camiden Baş, İstanbul'da var. da var. Evet. Muhammed Ali Özer Hocam'a ve size selamlar, hayırlı cumalar dilerim. Ali Osman Varlı Afyon Karahisar'dan, e, Afyon Karahisar'a da yine selam olsun. Muhammed Hocam'a selam ediyorum. Afyon Karahisar Taşoluk, Bahçelievler Camii İmam Hatibi, Mehmet Karabacak. E, Afyon'da da Afyon'dan görev hocam. Evet hocam <laughs> evet. sizi... Ee, görev yaptığınız yerden görenler hemen ellerini evet. mesajlara göndermişler. Mesajlarını göndermişler. Aile televizyonumuzu izlemeye devam diyor İstanbul İl Vaizi Semih, Semih hocamız. Evet. evet. Ee, şu anda yönetmenim diyor ki okuyamadığımız da birçok mesajımız var. Ne olur e, affedin diyelim. Onları da önümüzdeki hafta inşallah okumaya çalışacağım. E, aile televizyonumuz dediğinin altını çiziyorum ben de. E, Diyanet Mektebi'nden, Diyanet TV'den biz de buradan İstanbul'a ve Sayın Vaiz'imize selam gündü Hocam çok teşekkür ederim. Çok Allah gayretli bir var. arkadaşımız. Kendisine teşekkür ediyorum Demin ben de. Semih Hocam. Çok evet. teşekkür ediyorum. Bakırköy'e selam gönderiyoruz. İnşallah başka bir programda i̇nşallah beraber inşallah. olmak Allah. ümidiyle diyelim Hoşçakalın. ve... Son bir ilahimizle programımızı olun, bitirelim. Büyük. Efendim imanımız kamil, aşkımız daim. Efendimiz'e olan muhabbetimiz kaim. Sonumuz hayır olsun diyelim.